Adına. Başta bu şehrin annesi Sayın Özlem Çerçioğlu, Büyük Valimiz Sayın Kerem Al, Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ekrem Yiğit, yükü omuzlarını alan yönetim kurulumuz. Aydın Spor'umuz için yaptığınız emekleri bu camia asla unutmayacak. Bizler bu takımı menfaatsizce karşılıksız sevenler, Aydın Spor'umuzu hayat felsefesi yapıp her günüyle, her dakikasıyla yaşayanlar olarak takımımızın her gelişmesinden haberdarız ve her dakikasının habercisiyiz. Gördüğümüz, takip ettiğimiz, yaşadığımız kadarıyla son günlerde hedeflediğimiz noktaya gelen başarı grafiğini, meyve veren ağacı taşlarlar misali bir oraya bir buraya çekmeye teşebbüs edenler var. Siz bilir misiniz efendiler kötü gün nedir? Siz bilir misiniz efendiler sefayı görmeden hep cefa çekmeyi? Siz bilir misiniz efendiler senelerce sevda uğruna hak yenip haksızlıklara karşı mücadele edip yine kalleşçe yenilen olmayı? Şimdi size de sözümüz. Sırf internette tıklama ve hit alabilmek için reyting kurnazlığı amaçlı Aydın Spor'umuzun hesap defterini sorgulamak sizin gibilere mi kaldı? Sayın Özlem Çerçioğlu'ndan bahsediyoruz. Aydın Spor ismini yeniden hayata döndüren efsane Efe Yürekli kadından. Onun makamıyla, adıyla niyedir bu küçülme, niyedir bu küstahlık, haysiyetsizlik? Siz kimin kalemşörüsünüz? Onu bir açıklayın, onurunuz varsa. Yıllardır bas bas bağırıyoruz ağzımız çıktığı kadar. Hani neredeler seçimde oy isteyenler? Hani neredeler iyi günde gürleyenler? Hani neredeler bu takımı çok sevenler diye? Yahu soruyoruz. Neredeydi sağda solda meyhane köşelerinde ses yükseltenler Aydın Spor'umuz 10 yılda 4 lig düşerken? Neredeydiler 2000'de Çaykur Rize maçlarında Türkiye'nin gözleri önünde haklarımız ağlata ağlata yenilirken kahroluşlarda? Hani neredeydiler 5 kuruşluk insanların eline düşüp de 10 kuruşa bu takıma kendi menfaatlerini oyuncak edip koskoca sevdamızı, koskoca çınarı yerin dibine itenler? Hani neredeler? Madem hesap soracaksınız, madem gündem yaratmak istiyorsunuz, madem bir şeyler kurcalama amacındasınız, bu konuları kurcalayın. Bu yaşananları, haksızlıkları, yıllardır üstüne konuşmaya bile cesaret edemediklerinizi konuşun. Konuşun yüreğiniz varsa. Biz hep sustuk. Yattık her lafın üstüne. Doğruların üstüne bile yattık. Ama sevdamız Aydın Spor'u yeniden ayağa kaldırmayı bildik. O direnişi başlatırken kim vardı biliyor musunuz arkamızda? Sadece ablamız Özlem Çerçioğlu. Herkese gösterdi nasıl sahip çıkılır. Bu şehrin en önemli değerine, ismine. Çatır çatır çatlattı kıskananları yeri geldi. Elektriksiz harabe tesislerdeki buluşmalar bu hikayenin başlangıcıydı. Biz yaşadık hep bu takımın kötüsünü. Biz iyi gün görmedik. Biz hep çektik, kahrolduk, mahvolduk. Şimdi yeni planımızı ektik. Maşallah, yeşerdi büyüyor. Boyu boyuna, inadına, umarsızca. Ve hiç küçülmeden gururla ve onurla ulaştıracağız hedeflerine. Kimseye elletmeyiz. Bundan böyle başını yere indirmeyiz. Şu an bulunduğumuz noktada başta 7'den 70'e mütevazi kişiliğiyle gönüllerimize taht kuran teknik direktörümüz, imparatorumuz Selahattin Dinçel hocamızın, sonra kişilik, yetenek, haysiyetiyle gurur duyduğumuz futbolcu kardeşlerimizin, yani efelerimizin sonuna kadar arkasındayız. Biz onlarla yaşıyoruz, onlarla nefes alıyoruz. Onların bir kılına zarar gelse yine hesabını soracak olan bizleriz. Aydın Spor'umuz için can feda edeceğimizin kimsenin şüphesi olmasın. Bu saatten sonra bu kulübün hakkını, adını, her zerresini kimseye yem etmeyiz. Son nefeslere böyle kalacağız. Ve bu armayı bir gün çok yakında layık olduğu yerlere bu birliktelikle çıkartacağımızın sözünü veriyoruz. Özlediğimiz kapalının sağından diyoruz ki hep birlikte yönetim, taraftar, takımımız omuz omuza vereceğiz. Aydın Spor düşmanlarını yeneceğiz. Son olarak da herkes iyi bilsin. Fark etmez. Amatördeyken de fark etmez. Fark etmedi de. İyi günde de fark etmez. Asi kankalar asla terk etmez. Hala peşindeyiz o eski düşün. Tek gerçek Aydın Spor.